De yağmur yağınca bunlar aşağılara doğru taşınıyor toprağa. Toprak da dağılıyor, toprağı kirletiyor. Topraktan yeraltı suyuna giriyor, yeraltı suyunu kirletiyor. Yeraltı suyu göle, denize, akarsuya gidiyor, oralara taşınıyor. Dolayısıyla balıkçı balık tutuyor, sizin sofranıza mis gibi balık halinde o toksik madde, zehirli madde geliyor, siz de afiyetle yiyorsunuz. Köylü domates ekiyor, domatesten aynı atıktan zehirli maddeleri alıp yiyorsunuz. Bakın bu şaka değil. Dünyanın bütün deprem bölgelerinde depremin vurup öldürdüğü kadar insan uzun dönemde hastalıktan ölüyor. Yani bu Birleşmiş Milletler'in deprem konusundaki raporlarında var. Bunlar dünyayı keşfetmeyelim yani. Onun için bertaraf etmeden önce çağdaş ülkelerde önce bir geri kazanım yapılır, geri kazanım. Bu molozlardan milyonlarca dolar geri kazanıyorlar. Yani her şeyi mamül madde haline getirerek veya çeşitli malzemelere dönüştürülmek suretiyle ve bunları bertaraf ederken de özellikle geçirimsiz hava ve su geçirimsiz membranlarla bunları önce bohçalayıp öyle gömüyorlar. Üzerlerini de örtüp yeşillendiriyorlar ve bunları da park haline getiriyorlar, deprem parkı. Ve gezen çocuklara da onu hatır olarak gösteriyorlar, depremi unutmamaları için. Bakın bu gördüğünüz tepede binlerce insan öldü, şu moloz şudur diye. Ama orası son derece sağlıklı, gösterişli bir park haline getiriliyor. Bunun da örnekleri dünyada var. Ama biz bunu böyle yapmıyoruz. Neyse uzatmayacağım. Demek ki bir parametremiz de çevreydi. Onu da söyledik. Ve son parametre bir kenti, kent yapan o da ekonomi. Hocam da burada anlattı. Ben onun için onu uzatmayacağım. Sadece vurgulayacağım. Bakın ben TÜSİAD İstişare Kurulu'na da davet edildim. Orada da bir konuşma yaptım. Oradan edindiğim intiba da öyle. Mesela İstanbul'da aynı şeyi ben İzmir için de söyleyebilirim. Çünkü İzmir'deki iş adamları da davet ettiler. Onlarla da konuştum. Depreme hazır değil iş dünyası. Hazır olmadığı için de iş dünyası ciddi bir şekilde bir afetle sarsıldığı zaman dizüstü çökecektir. Ondan hiç kuşkum yok. Bugün de örneği yine öbür bölgeden verelim. Maraş ve Gaziantep biliyorsunuz o bölgenin ekonomik bakımından en iyi üretim bakımından bölgesiydi, kentleriydi. Bugün oralarda ekonominin çarkları durdu. Ekip önemli ölçüde orada öldü, telef oldu veya bazısı göçtü. Şu anda ekip kalmadı. Ekipmanın çoğu çalışmıyor. Devre dışı kaldı. Aynı zamanda üretimleri durdu. Bir şey üretemiyorlar. Stokları telef oldu. Pazarı kaybettiler çünkü dünya mal ister. Dünya seni fazla beklemez. Veremedin mi sen devre dışı kalırsın. Ve tahmin ediyorum ki 10 seneden önce Maraş, Gaziantep eski durumuna gelemez. 10 sene oh be iyi gelebilir 10 sene derseniz 10 senede dünyayı kaybedersiniz. Maraş, Gaziantep'i dünya hafızasından siler. Rekabet edemezsiniz. Dolayısıyla o bölge çökerse halk mutsuz olur. O bölge ekonomi çökerse orayı bir daha diriltmek için bilmiyorum ne yaparsınız. Bak bu Maraş için söyledim. Ve bu da doğrudur. Maraş'taki iş adamlarınıza telefon ederseniz size söylerler. Benim söylediğimin çok benzer şeyi söylerler. Şimdi İstanbul'dan örnek verip bitiriyorum. İstanbul'da eğer Marmara depremi olur ve bu halleriyle girersek ekonomi çöker. Marmara bölgesinin ekonomisi dizüstü çöker. Ekonominin çökmesi Marmara bölgesine demektir? Türkiye üretiminin ekonomik %60'ını oluşturan bir bölgedir. O bölgede ekonominin çarkları durur da Marmara bölgesi dizüstü çökerse
Türkiye genelinde çöker. Şimdi Türkiye, ben iddia ediyorum, isterseniz yani sizlerle iddiaya da girebilirim. Türkiye ekonomik olarak bağımsızlığını kaybettiği gibi iddia ediyorum, siyasi bağımsızlığını da kaybeder. Nasıl diyeceksiniz, değil mi? Ona cevabını Sayın Cumhurbaşkanımızın şu cümlesiyle söylüyorum. O cümle yani benim her zaman kullandığım bir cümle oldu. Çünkü söylediğimi, anlatmak istediğimi en iyi ifade eden, devletin en ulu ağzından söylenmiş bir cümle. Aynen şunu dedi. Dedi ki, bana söylediler, IMF bizden 5 milyar dolar ödünç istiyor, borç istiyor. Ben de dedim ki, verin. Bugün borç alan, yarın talimat alır. O zaman bu cümle her şeyi ifade ediyor, değil mi? Evet, şimdi o halde İzmir'in deprem dirençli hale getirmeler için öyle çok komplike bir şey yok. Bunun içini doldurmada kanun lazım, yasa lazım, komisyon lazım. Yapın, işiniz gücünüz ne yani, yapın bunları. Ama basit, bakın şu bileşenleri deprem dirençli yapacaksınız. Bu işin püf noktası da deprem gelmeden önce o bileşenlerin ne tür zarar alacaklarını bilimsel yollarla tespit edeceksiniz ve zarar azaltıcı çalışmaları yapacaksınız. Bugün başkan talimat versin, İzmir'deki bilim adamları veya herhangi Türkiye'nin bilim adamları her konuda bu altı başlıkta deprem geldiği zaman İzmir'de nasıl, ne kadar zarar görürü size raporlar halinde belli bir süre içerisinde verirler. Sizin yapacağınızda yöneticiler olarak o verilen rapora göre Bismillah deyip başlayacaksınız. Şimdi burada İzmir doğru yolda. Onu da söylemek zorundayım. İzmir şu anda mikro bölgeleme çalışması yaptırıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin koordinatörlüğü altında birçok üniversite bu işte görev alıyor. Bu saydığım deprem dirençli kentler oluşturmanın alfabesi. Bu mikro bölgeleme çalışmaları sonucunda İzmir yöneticileri, belediye başkanı veya valilik kenti nasıl yöneteceğini, mekan kullanımını nasıl yapacağını, kentin nereye göre evrileceğini, hangi konularda biraz belirgin durgunluk yapması gerektiğini, planlamanın nasıl olacağını bu mikro bölgeleme çalışması söyleyecektir. Söz gelimi filan yerde ruhsat için müracaat mı oldu? Belediye başkanı o mikro bölgelemeye göre bakıp diyebilecektir ki burada asla bina yapamazsınız. Olsa olsa burası yeşil alan olur. Çünkü burada sıvılaşma tehlikesi var. Onun için burada herhangi bir şekilde imar, iskan hiçbir şey olamaz. Halk da ona uyacak. Yani başka türlü yok. Halkı iknayla, eğitimle uyaracağız. Ama eğer bu da olmuyorsa ağır cezalar vermek suretiyle yasalarla olacak. Bu işin şakası yok. Şimdi keza yine bu mikro bölgeleme çalışması kentin neresinin deprem dirençli olduğunu, nerenin zafiyeti olduğunu, deprem dalgalarının nerede depremin etkisini büyüteceğini, nerede azaltacağını yine yöneticilere gösterecek. O zaman yönetici nerede ne kadar bir bina yapacağını, kaç katlı bina yapacağını, hangi yerde yoğunluğu azaltacağını, kentin gelişimini hangi yöne doğru sağlayacağını bu çalışmalar sonucunda bilecek, o saydığım altı parametrede. Yani aslında bilmiyorum, yani bu iş öyle o kadar zor, komplike değil. Biz niye korkuyoruz biliyor musunuz bu deprem dirençli kentler oluşturmada? O kadar kentlerimizde hata yapmışız ki,
kendi hatamızı o kadar büyütmüşüz ki kendi hatalarımızdan korkuyoruz. Ama bu korkmanın ölüme çaresi yok bakın. Bir an önce nereden dönersek kârdır. Onun için bu işe başlamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti eğer ilelebet varlığını sürdürecekse yapması gereken şey benim görüşüme göre bir afet bakanlığı oluşturacak. Bu afet diyorum sadece deprem değil. Bakın iklim de bizi vurmaya başladı. İklim değişimi. Daha ileriki senelerde, 100 sene sonra belki deniz seviyesi de yükselecek. Kıyılarımızı da kaybedeceğiz. Devlet günlük yaşayamaz, günlük planlama yapamaz. Yüzlerce sene öncesinin planlarını yapmalı. Onun için Afet Bakanlığı, işte bak yağmur yağıyor, görüyorsunuz seller, ne kadar afetler oluyor. Su taşkınları, heyelanlar. Her neyse, Afet Bakanlığı liyakatlı kadrolarla donatılacak. Çağdaş, akıllı idare sistemiyle veya daire sistemiyle donatılacak ve Türkiye Cumhuriyeti birçok bakanlıktan daha fazla bütçeyi bu bakanlığa verecek ve bu bakanlık gerçek beka sorunu olan bu afet işiyle bize yakışır mücadele etmek için deprem kuşaklarımızdan başlayacak. 5 yıllık planlarla, yıllık planlarla, elindeki bütçeyle, yerel yönetimlerle kol kola, el ele, halka şefkat göstererek, milletin parasını uluslararası veya ulusal finans kaynaklarını milletin emrine vermek suretiyle bu işe başlayacak ve size samimi söylüyorum 20 sene içerisinde biz bütün Türkiye'yi deprem dirençli hale getiririz. Biz 23 sene içerisinde daha İstanbul'u yapamadık. Teşekkür ederim.